Dar gelirli çalışanların e, en alt düzeyde maaş alan kesimin ki Türkiye'de çok önemli de bir kesim oluşturuyor. E, asgari ücretine ne kadar zam yapılacak yılbaşı itibariyle yeni yıldaki asgari ücret ne olacak? E, bu aynı zamanda sadece asgari ücret alan e, çalışanları değil e, o asgari ücretle orantılı olarak belki de tüm maaşları da etkileyecek. Çünkü... Onlar da asgari ücretin altında kalamayacakları için belli oranda zam yapmak durumunda kalacaklar. Yani e, Türkiye'de çalışanları doğrudan etkileyen, maaş alanları doğrudan etkileyen bir bazal rakam açıklanacak asgari ücret olarak. Ve ben Ankara'yı en iyi bilen gazetecilerden birisi Sinan Burhan'a dönüyorum. Evet. Asgari ücret tahmini, takribi ne olacak Sinan Burhan? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii e, bu programa gelmeden önce seninle de konuştuk. Kamuoyunun en çok merak ettiği konu asgari ücret. Ben bu konunun taraflarıyla görüştüm. Bu konunun üç tane tarafı var. Bunlardan bir tanesi TİSK, Türkiye İşverenler Sendikası. Bir yer, diğer, diğer, taraf Türk İş, bir diğer taraf da hükümet. Toplam 15 işten oluşan bir heyet var. Türkiye İşçi e, Sendikası, İşverenler Sendikası asgari ücretin ha. az olmasını arz <laughs> ediyor. Çünkü işçi maliyetlerinin kendi özel sektöre yük iş. olacağını düşünüyor. Türk İş ise asgari ücretinin çok yüksek olmasını istiyor. Bu noktada hükümet hakem pozisyonunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı genel anlamda işçinin asgari ücretinin yanında yer almaktır. Fakat şu ana kadarki ön görüşmeler henüz başlamadı. Şöyle söyleyeyim. Ocak ayının ilk haftası, özür diliyorum Aralık ayının ilk haftasında bu görüşmeler asgari ücret komisyonu toplanacak 15 kişiden oluşan bu komisyonda 4-5 farklı rakamdan bahsediliyor. Fakat benim edinmiş olduğum bilgi 23.292 TL. O da yüzde 37 tekabül ediyor. Konsantre bozuluyor mu? Ha? Bu arada konsantrede evet. de bozuluyor. Tamam buyurun. Evet. Deniyoruz. Şimdi söyle abi. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. 15 kişilik komisyon Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Burada Ankara'da 3-4 farklı asgari ücret senaryosu var. E, asgari ücrette %37 zam bekleniyor. Buna göre 23.292 TL olması planlanıyor. Bunu bir kez daha duyuralım izleyicilerimize. Sinan arkadaşımız Keps olarak da hazırladı, ekrana getirdi. Sevgili izleyiciler, asgari ücret Sinan Burhan'ın aldığı bilgiler ışığında 23.292 TL yani %37 Zam alması bekleniyor. Asgari ücretin yeni yılda 2025 yılında 23.292 TL olması bekleniyor diyor. Kaynak Sinan Burhan. Evet, şunu da ekleye, ekleyelim son olarak. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız e, asker ücretinin yanında, işçinin yanında olmasa sebebiyle son anda e, TİSK yöneticileriyle Türk iş yöneticileri bir araya gelip e, bu noktada e, kendi inisiyatifiyle bir artış e, yapabilir. Bakanlık düzeyinde veyahut da bu sendika düzeyinde bizim almış olduğumuz Ankara'da genel beklenti 23.292 TL. Sayın Cumhurbaşkanımız da inisiyatif alıp bunu 24.000'e çıkartır mı 23.800 olur mu onu bilemiyoruz ama şu anda konuşuna rakam bu noktada. Zaten şunu da belirteyim Gürkan Acır, bu devlet için değil devlette asgari ücret alan yok bu özel sektör için tespit edilmiş bir rakamdır. Ee, en alt limittir. İşçi bunun üzerine de, şey işveren bunun üzerine de çıkabilir. Daha fazla da verebilir. Gönül ister ki asgari ücret çok daha yüksek olsun. Ancak şöyle bir de durum var. Asgari ücrete yapılacak her türlü zam üren, ürün ve hizmet sektörüne de daha fazla e, enflasyon olarak geliyor. Mesela siz e, kasiyere zam yaptığınız zaman, güvenliğe zam yaptığınız zaman peynirin fiyatını da zamlıyorsunuz. Zeytinin fiyatını da zamlıyorsunuz. Önemli olan alım gücünü arttırmaktır diyorum. Peki. Ee, birer Şimdi, cümleniz varsa evet, alayım Sin e, Ersan Şen'e 24 bin lira demiştim demin Sinan'a da onu söyledim Sinan bilgiyi almış ama ben tahminim söylemiştim aynı dediği gibi Sinan'ın 2 bin lira da Cumhurbaşkanı ekler dedim ee, öyle bir konuşma geçmişti ben bir anons yapayım öyle Buyurun. benden söz al benim yarınki yazım polislerle ilgili Polislerin çok sıkıntılı bir durumu var hakikaten. Ee, ve onların dertlerini dinledim ve sorunlarını araştırdım. Yarınki yazım önemli bu o bakımdan. TV100.com'da Polis, TV100. evet. yayınlanacak. Polisler haftada 120 saate varan bir çalışma içindeler. Ve onlar da 657 sayılı yasaya tabi ve sonuçta... Bir öğre, aynı e, statüdeki öğretmenden 2 bin lira daha az maaş alıyorlar. Memurdan daha 2 bin lira daha az maaş Yıllık izinleri onlardan daha az. Yani e, bayram tatilleri vesairesi daha az. Ve çok ağır çalışma koşullarındalar. Çok fazla detay var. E, bu detayları da yarın Merakları yazımda, yarın, e, okuyabilirler. Merakları yarın okusunlar tv Ben de bir cümle söyleyeyim evet, sonra doğru, hocam tam, konuşsun. Sinan Burhan'ın verdiği rakam üzerinden yola çıkarsak, %37 zam, emekçilerin beklentisini karşılamaz neden? Çünkü enflasyonun %44 olduğu bir yerde %37'lik bir zam enflasyonun dolayısıyla altında kalır, daha zam verilmeden erimeye başlar. Ama Türkiye'nin ekonomi koşulları bu. Hocam ekonomiye çok çalıştığı için söz hakkımın bir kısmı Evet bir de, hocam. Bu fazla, 20 23.292 lira kimin derdine derman olur? Bir defa Fuat Bey'i destekliyorum. Polislerin sorunlarını dile getirmesi ve çözümlerin çünkü bir polis evladı olarak babam polisti rahmetli. Benim de abi var rahmetli. Allah razı olsun o. Şimdi bir defa şöyle söyleyeyim size. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 1 trilyon dolar 333 milyar 1 trilyon 333 milyar dolarda seyredecek gayri safi milli hasılamız diyor. Yani kişi başına 15.500 dolar gelirimiz olacak diyor. Bunu bu yıl için söylüyor. Şu anda 204 bin liraya tekabül ediyor 17 bin liralık asgari ücret. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı da bir el atarsa rakam 300 bin lira civarına tekabül edecek bir rakama gelecek. Yani 300 bin lirayla artık Sinan Burhan'ın asgari ücret dediği ama ülkenin asıl maaşı olan yere geleceksiniz. İnsanların bak emekli maaşına da geleceğim. Bu rakamla yaşayabilmesi, geçinebilmesi mümkün değil. Sinan Burhan dedi ki ya dedi daha fazla zam yapılırsa doğru. Yabancılar da istemiyor bunu. Net reste çekiyorlar. Hepsi IMF'si, Dünya Bankası, CTC Osu busu hizaya girmiş durumda. Aman sakın diyor fazla arttırmayın. Ama arkadaşlar elin saf ya. Bak şöyle söyleyeyim size Gürkan Bey. Petrolle ilgili bir imtihana girmişiz biz. 2023 yılının Haziran ayında 85 dolar olan petrol motorunun fiyatı Türkiye Cumhuriyeti'nde 20,2 TL iken Kasım'da, Kasım 2024'te petrol 75 dolara düşüyor. Motorun 45 liraya çıkıyor. Dolar Haziran 2023'te 25 lira bugün 34,5 liraya gelmiş. Motorine zam yüzde %125 olmuş. Dolardaki artış yüzde %40 bile değil. Ya sen 20,2 Türk lirasından 45 liraya getirmişsin motorini. Milletin geçiminden bahsediyorsun. Dibine kadar her şeye zam gelecekse o senin e, hükümette para olmamasından dolayı petrolden, motorinden kazandığın paradan elde etmeye çalışıyorsun onu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten... Bizim şu anda önerdiğimiz şu. Net. Arkadaşlar Dubai çikolatası denilen bir çikolata çıktı değil mi? Evet. Yüzde yirmi sıra bekliyor. Kapı kuyruk. Ama yüzde seksen diyor ki veya yüzde yetmiş beş. Ya kardeşim diyor. Tamam diyor ya. Kazanıyorsa beklesin. Kayıt dışı hesabını sor. Ama yüzde seksen, yüzde yetmiş de ucuz ekmek kuyruğunda beklemek istemiyor. Ve be kardeşim onları da söyleyecek çok söz var ya. Sen Diyorsun ki ben artık emekliliğim. Hocam ucuz ekmek değil biliyor musunuz? Bayat ekmek. Diyor. Aynen onu söylemeye dilim varmıyor ya. Yarı fiyatı Bayat bir ekmek. gün önceki ekmeği yarısını alabilmek için. Ya arkadaşlar Hı. çıldırmamak işten değil ya. Yani bizim şimdi gösterdiğimiz şu mu? Efendim işte mal fiyatlarına işte hizmet fiyatlarına. Ya arkadaş kamuda tasarruf yapın az yiyin az harcayın ya. Kamuda zerre tasarruf yok ya. Aynen aynı tas aynı hamam yola devam ediyorlar. Ve sen öbür tarafta diyorsun ki 23 bin lira 25 bin lira. Büyük şehirlerde asgari ücretli yaşayamaz ya. Emekli 12 bin 500 lira kaç lira yapacaklar? 15 bin lira mı yapacaklar? Ona bak emekliye neyi muhtaç ediyorsun biliyorsun. Parkta bankta otur arkadaşlar. Senin sosyalleşmen bana ödediğim primlerde dediğim ki kardeşim yaşlanınca devlet olarak sosyal devlet olarak bana bakacaksın dedi. Senin devlet olarak verdiğin sözde o insanı bırak kahvede gidip çay içip simit yiyip bir kaşar peyniri almasını git diyorsun sen akşama kadar Peki. ya bir yerde git otur ya da parkta bankta şey yap vakit geçir diyorsun. Peki. dolayısıyla bence bir aklımızı başımıza alalım. Bu ülkede şu anda 3 sarım var değil mi? Birisi ekonomi, yoksullaşma, ikincisi barınma, üçüncüsü de kıt kaynaklarımızı tükettiğimiz yabancılar. Peki. Ama bunlardan ekonomi hakikaten eğer 23 bin lirayla 25 bin lirayla asgari ücretlere emeklere 15 bin lirayla 16 bin lira 17 bin lirayla çözüm bulunacaksa bizim vay halimize sen bir taraftan diyorsun ki kardeşim sütün fiyatı 40-45 liraya geçmiş e doğru çıkar sen çiğ sütçe 14 bin lira 14 143 litreden para veriyorsun yemin 50 kilo fiyatı 600 liraya çıkmış tabii ki olur. Tabii ki olur. Peki. Sen bunları yapmıyorsun, etmiyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun diyorsun ki kardeşim biz 20 bin liradan 25 bin liradan öteye geçemeyiz. Nasıl geçemezsin ya? Ondan sonra diyorsun ki benim gayri safi milli hasılada kişi başına düşecek rakamım 15 bin 500 dolar olacak. 15 bin 500 dolardaki 200-300 bin liranın dışındaki para kimin cebine gidiyor? Kim onları yiyor? Nerede hani şeyde adaletli gelir dağılımı? Peki. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ersan Şen. Ersan Bey de şarj oldu bitti. Ee, <laughs> Barış, yani Barış arkadaş yani Fuat Uğur çok teşekkür ederim Milletin Sinan Burhan bu. çok teşekkür ederim. Şu an Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi asgari ücret Sinan Burhan'ın. Öyle mi? Öyle, Peki. öyle mi? Peki.